Haberin merkezi Artme TV'den herkese merhabalar. Değerli izleyiciler, Artme TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızı takip edelim. Artme TV olarak desteklerinizi bekliyoruz. Siz bize destek verin ki biz size burada daha güzel haberlerle karşınıza çıkabilelim. İlk haberimizle başlayalım. Yeni yılın ilk günü vatandaşlar zamlarla uyandı. Elektriğe yapılan faiz zamları nedeniyle elektrik faturalarının çok yüksek gelmesi tepkiye ulaştı. Artvinli esnaflar elektrik tasarrufu yapmak için kullandıkları elektrikli araçların fişlerini çektiler. Isınmak için de boş inşaat sahasında kasaları ve ambalaj malzemelerini yaktılar. Artvin TV'ye Dursun Ali Koyuncu zamlarla ilgili yorumlarını beyan etti. Kömür fiyatları malum. Yani dolar apartmana endeksi. Kömür alma noktasında da sorunu yaşadık zaten. Bütün apartmanlar, doğalgazın gelmediği yerlerde bütün herkes bu sorunu yaşadı valla. Tonu 5000 liraya geçti şu an. Bir apartman bir daireye 2,5 ton aldığında 13 lirayı rahat buluyor yani bir apartmanın. Ve bunun aidatıdır falan. Yanında kriz var şu anda. İktidarda bir pişkinlik had safhada olduğu için daha fazla toplumun ses çıkarması lazım. Daha fazla insanların sokağa çıkması lazım. Çünkü zaten sokağa çıkılmadığı takdirde bir müddet sonra zaten iş yerini açamayacak insanlar. Evinde zaten elektrik faturasını ödemekte zaten zorlanacak. Bugünle sınırlı olmayacak, daha çok artacak. İşte özelleştirmelerin sorunlarını yaşıyoruz biz şu anda. Devletten aldıkları elektriği fahiş fiyata bize satıyorlar. Devlet de ekstra fahiş bir vergi uygulaması koyuyor. Yediğimiz içtiğimiz her şey vergi. Yaktığımız elektriğin de iki katını hem vergi olarak kendilerine görüyor diyoruz. Ucuza, özel sektöre ucuza elektrik veriyorlar. Özel sektöre, burası Aksa Elektriği mesela. Ucuza elektrik alıyor devletten. Onu 3 katı, 4 katı, 5 katı fiyata bize satıyorlar. Üstüne bir de devlet vergi koyuyor. Bunun sonucu yani bu. Özelleştirmelerin sonucunu yaşıyoruz. İşte bu zengine kur farkını uyguladıkları için o kur farkının bedelini biz ödüyoruz. Biliyorsunuz bu dövizdeki paralarınızı getirin. Kur farkını korumalı kur uygulayalım diyerek dolarda şeydi dövizde parası olanların parasını koruma altına aldılar. İşte onun faturasını da bu şekilde evet. Bize ödetiyorlar. Yüksek vergilerle bize ödetiyorlar. Bunun sonucu evet. Bu. Evet, şu anda Isparta'da 4-5 gündür elektriksiz. İnsanlar donuyor, hatta donarak ölen bir vatandaş da var. Özel sektör direklere yatırım yapmadığı için kesildi, karanlık altında. Valla işte bunların bu daha iyi günlerimiz bizim. Evet. Biz sustukça, yani bu toplum sustukça, bizler sustukça daha fazla tepemize binecekler. Bu bir gerçek. Çünkü hukuku tanımıyorlar, yasaları tanımıyorlar. Devlet işleyiş mekanizmalarının kendisini bile, kendi koydukları kanunları kendileri bile uygulamıyorlar yani şu anda. Kendi yasalarını, kendi kararnamelerini kendileri uyguramıyor şu anda. Yani devlet içerisinde bir işleme mekanizması bile sıfır. Bir kişinin ağzından çıkan onayla oluyor her şey. Vallahi evet. Bir gecede yasa çıktı. 150 kilowatt saatin üzerine %130'luk zam diye. Halka acıdı herhalde. Dedi ki 150 kilowatt saatten 210 kilowatt saate çıkarıyorum dedi. Ya bir de pişkinlik o kadar fazla ki. 30 gün daha erken gelip fatura kesiyorlardı. 30 gün 35 gün fatura kesmeyi beklediler. Ki vatandaş kilowatt saatin üzerine çıksın. Bu halk düşmanının artık sınırı yok. Fırsatçılıktır yani. Hani vatandaşa kızıyorlar ya işte işletmelere küçük esnafa kızıyorlar ya. Yok efendim. Fahiş fiyata satıyorlar, fahiş fiyata zam yapıyorlar, kafalarına göre zam yapıyorlar. Yani güya bunlar hepsi fasafiso yani. 10 liraya aldığı şeyi 15 liraya alamayan esnaf elbette buna zam yapacak. Tam art niyetli esnaflar yok mu? Elbette var ama bunun sayısı bir elin parmağını geçmez. Esas fırsatlar sermayedarlardır. Evet. Ulusal marketler, sermayedarlar, toptancılar, esas fırsatçılar bunlar. Yani buradaki marketçileri denetleyerek, burada ürün satan, mal satan insanı denetleyerek bununla baş edemez. Esas fırsatçılar, komisyoncular, rantçıları denetleyeceksin. Bunları denetlemiyorlar. Göstermelik uygulamalarla tepkiyi farklı yöne çekiyorlar. Esas adres bu ülkeyi yönetenlerdir. Kestirmeyeceğiz. Fatura ödemediğinde elbette elektriğini kestirmeyeceğim ama esas tepkiyi göstermemiz gereken esas ana merkez. 30 bin lira, 40 bin lira fatura gelen yer var. Bu bir ceza değil yani. Bir ay ceza gelir, bir ay 40 bin lira ceza uygulanır da onu idari bir ceza gibi bir şey de değil bu yani. Bu her ay gelecek. Artvin Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan arıcılık kursuna yoğun talep gösteriliyor. Kurs eğitmeni Gülçin İspirçelik kursiyerlerine uygulamalı Artvin İli Arıcılar Birliği de ders verdi. Konuyla ilgili Artvin TV açıklamalarda bulundu. Artvin Arıcılar Birliği'nde çalışıyorum. Arı teknikeriyim.
Kafkas Üniversitesi Kars 2008-2010 tarihleri aracılık programını bitirdim. 2011 yılından itibaren hem halk eğitimde hem Arıcılar Birliği'nde işlemleri yürütmekteyim. Ayrıca fiilen arıcılık da yapıyorum. Tüm Artvin ilindeki arıyı öğrenmek isteyen herkese arıcılığı kendi teknik bilgilerimizle, teorik bilgilerimizle anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Burada bize de imkan sağlayan birlik başkanımıza İbrahim Durmuş, yine tarım danışmanı arkadaşım Rahime Özçelik, arkadaşımın destekleriyle üye olsun olmasın birliğimize gelen herkese arı ürünlerini, arı ürünlerinin faydalarını anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Kursumuz 72 saatlik bir kurs programından oluşuyor. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün bize verdiği kurs programı. Birinci bölümde arıcılık için hazırlık, ikinci bölümde de arı bakımlarıyla ilgili kısmı içermekte. Ben şöyle diyeyim, arıcının bal üretmesini, arı sağlığını kontrol altında tutması için bilgi donanımına sahip olmasını amaçlıyor bizim bu kurslarımız. Arıları en sağlıklı şekilde nasıl devam ettirebiliriz? En iyi ürünü, en kaliteli ürünü nasıl ürettirebiliriz? Bunları öğretmeyi amaçlıyoruz kursiyerlerimize. Eminim ki bu kursa katılan bütün kursiyerlerimizin, devam eden bütün kursiyerlerimizin bu bilgileri en iyi şekilde arıcılık konusunda yapacakları uygulamalarda uygulayacağını. Çünkü 72 saatlik süreyle anlattığımız kısım teknik kısım. Bir yıl boyunca yapılması gereken çalışmalardan oluşuyor arıcılık. Bu bilgileri aldıktan sonra %50 de doğal koşullara bağlı. O yüzden doğal koşulları takip ederek arıcılık faaliyetlerini yürütmelerini tavsiye ediyorum arıcılardan. Her gördüğü, her duyduğu ürünü arılara uygulamasınlar. Neticesinde canlı varlıklar, bu canlı varlıkları en iyi şekilde koruyacak olan, yönlendirecek olan arıcılarımızdır. Teknik arıcılık arıyı kullanıp yönetebilme sanatıdır. O yüzden arıları en iyi kullanılacak olan arıyı arıcılarımızdır diyorum. Artvin Kırtasiye Merkezi Artvinlilere hizmet vermeye başlıyor. İşletme ortağı Tolga İskenderoğlu, Artvin'de açacakları 4. işletmelerini yakında açacaklarının bilgisini vererek 10.000 çeşitli market formunda işletmemizde her yaşa kitap, kırtasiye, oyuncak ve hediyelik eşya bulundurarak Artvin'e hizmet vereceğiz diyerek konuyla ilgili Artvin TV açıklamalarda bulundu. Tolga Bey, şimdi bu kırtasiye, büyük çaplı böyle kırtasiye dükkanı ilk Artvin'de. Açma nedeniniz neydi? Biz öğretmen çocuğuyuz. Yıllardır da bu sektörde hizmet veriyoruz. Diğer ilçelerde, Hopa'da, Alhavi'de ve Borçka'da yine kırtasiye işletmelerimiz var. Artvin'de de zaten okullara yabancı değiliz. Okul çalışmalarımız, il çapında yayın evi bayiliklerimiz var. Bu anlamda zaten Artvin'e gelip okullarda hizmet üretiyorduk. Burada da böyle bir eksiklik gördük. Artvin'e hem oyuncak, hem kitap, hem kırtasiye, hem okul öncesi eğitimine yönelik bütün materyaller var mı? Tabii, okul öncesinden üniversiteye diyelim. Özel eğitimle ilgili materyaller var mı? Var, evet. Var. Bu anlamda bütün ürünlerin bir mağazası olarak burayı uygun bulduk ve burada böyle bir hizmet verme düşüncesi oluştu. İnşallah Artvinli hemşerilerimiz de, dostlarımız da uygun görürler, takdir ederler ve buranın devamlılığını sağlarız. Bu şekilde hizmet vermek için Artvin'e geldik. Evet, şu anda kaç metrekare alanda hizmet veriyor? 150 metrekare alanda bir hizmet veriyoruz. Netice itibariyle ticaret yapıyoruz ama biz de eğitimin bir parçasıyız. Eğitime tabii ticaretin yanında da bir hizmet verme amacıyla buraya geldik. O yüzden zaman zaman birçok ihtiyaç olan ürünler bulunamayabiliyor. Öğrenci o gün ihtiyacı var, buna ulaşamayabiliyor. Biz burada öğrencilerin dışarıdan, internetten veya başka yerlerden uzun zamanda tedarik edeceği, zaman zaman defolu veya problemli ürün alacağı bir noktada biz sağlıklı, en uygun hizmeti üretmek için bu mağazayı kurduk. Ürünlerimizi İstanbul ve Ankara'dan, 3. 5. elden değil, direkt ithalatçısından, Türkiye'nin birinci noktasından burada Artvinli hemşerilerimizin hizmetine sunmak için getirdik. Hem ürün çeşidi olarak hem fiyatlar olarak çok çok uygun olduğumuzu düşünüyoruz. Bu şekilde de gerek kırtasiye ürünleri, gerek yardımcı kaynak ürünleri, gerek oyuncak, gerek okul öncesi ürününden, dediğim gibi çantasını varana kadar bir hizmet üretme amacıyla geldik. İnşallah iyisi olur. İstanbul'da uluslararası 25. düzenlenen Emit Fuarı'na yoğun katılım gözlendi. Komşu ilimiz Rize standında Rize'de Belediye Başkanı Rahmi Metin, ürettiği ürünleri ve Rize kültürünü yansıtan
folklorun müziği, el sanatlarını, turizmde Rize yaylalarını ve cazibesini ziyaretçilere tanıtırken Artvin TV'ye açıklamalarda bulundu. Ben Artvin TV adına çok beğendiğimizi, ürünlerinizi sağ ol. Ve hanımlarınızın çok marifetli olduğunu gördüm. Bir mesaj iletmek ister misiniz Artvin'e? Turizm fuarında çok... Ben de teşekkür ediyorum. Artvinli kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Zaten Artvin, Rize, Trabzon, Karadeniz aynı coğrafya, aynı kültür. Bir nevi bunların bir örneklerini de Artvin'de de görebiliyoruz. Bölgedeki insanlarımızın işte yaptığı doğa ürünlerinin sergilenmesi, herkese saygılar. Biz sizin standındayız. Çaydan önce bütün el sanatlarını oldukça görkemli bir şekilde sergilemişler. Bilgilendiriyorlar. Şu anda gireriz. İlk hali bu şekilde bunlar bölgenin tropikal ikliminde uygun bunlar yetişiyor. Az önce turistlerden bahsetmiştik. Bunlar bol yağış alan bir memlekette geçmişte üretiliyor. Bunlarla beraber tarımlarımız aşama aşama bunu bu hale, iplik haline getiriyor. Daha sonra şu şekilde sarmaya başlıyorlar onu. Yani tamamıyla bu ağaçtan mı yapılıyor? Teknoloji içerisinde girmemiş. Ne ağacı? Burada gördüğünüz gibi kenevir ağacı. Çok güzel eserler meydana getirmiş olduk. Güzel. Kenevirden yapılan ürünler. Evet, orada da imalat tarağı var. Bakın, bu bir 100-150 senelik tarakmış. Bunlar 150 senelik tarak. Bunların şu lifleri bununla beraber tarayarak bu hale geliyorlar. Tarayıp bu hale geliyorlar. Bundan sonra da ipliğe dönüşmüş oluyor. Ondan sonra tezgahta kumaşımız. Yani sonra da bunları dokuyoruz. İplik yapıyoruz. Tabii iplik yapılıyor. Aynen. Daha sonra tezgahlarda da bu hale yine getirmiş oluyorlar. Evet. Bu Rize'de yine çaydan önceki ciddi bir gelir kapısı. Hatta belki genel örneğini göremeyeceğiz. Şunlar üzerindekiler de Mısır'ın saplarından yapılıyor. İleri dönüşüm ürünü. İskemle, sandalye de yapılıyordu. Onlar üzerinde örmek için. Kamuda süs eşyası olarak kullanıyorlar. Kumaşı. Kumaşı değil mi? Yani şuradaki kumaşlı. Evet. Bu da Mısır'dan yapılmış. Mısır kumaşından yapılan yine ev eşyası bayanlarımızın eline, emeğine sağlık. Coğrafi işaret teşkili alan Hatili Balı, üreticilerine eğitim amaçlı Orkop Başkanı Hasan Yaşar, 2 gün süren eğitim düzenledi. Bilinçli üreticilerin yetiştirilmesi ve alınan coğrafi testinin önemini anlatmak için Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Müdürü Yaşar Kaz, eğitimde coğrafi işaretin önemini anlattı. Haberin görüntüleri sizlerle. Şimdi coğrafi işaret nedir? Coğrafi işaret, burada da koyduğumuz gibi 3 tane çeşidi var. Bunlardan biraz sonra anlatacağım. Tanımlaması bir yöne özgü olan bir ürünü ulusal ve uluslararası anlamda o yöne özgü olduğunun tescillenmesidir. Yani bütün içeriğiyle, yapım tekniğiyle veya üretim tekniğiyle bunun tescillenmesidir. Dolayısıyla Hatil Abad'da bu anlamda tescilli bir ürün. Orada az önce 3 tane işaret görmüştük. Bunlardan bir tanesi menşe adıydı. Diğeri mahreç işareti. Bir tanesi de geleneksel ürün adı. Şimdi menşe adı ne? Hatile Balı mesela, Hatile Balı'nın aldığımız tescil çeşidi menşe adıdır. Hatile Balı olarak işaretlenip satılamaz. Mahreç işareti
Bakın mesela orada bir örnek yaz. Mesela ismi fasulyesi. Bunu da başka bir kurum tescillemiş. Mahrec işareti ne? Yine mesela diyelim ki Artvin'de bal üretiliyor. Artvin balı olarak mahrec işareti alınabilir. Hatile balı Artvin balı olarak da satılabilir. Ama mahrec işaretinin özelliği üretilen ürünü, orada da tanımlarda görüldüğü üzere üretilen ürünü en az bir özelliğinin o bölgede olmuş olması gerekiyor. Yani mesela Hopa Laz Böreği. Hopa Ticaret Sanayi Odası'nın başvurusuyla Hopa Laz Böreği de mahrec işareti aldı. Bu da bir coğrafi işarettir. Ama Hopa Laz Böreği'ni, Artvin merkezde de üretebilirsiniz. Veya Şavşat'ta da işte mamul haline getirip satabilirsiniz. Ama onun belli bir tanımlama, belli tescil şartları var. O şartlar içerisinde yapmak durumundasın. Biraz sonra onları da anlatacağım. Geleneksel ürün adı da yine orada mesela Aziz abi çok yemiştir Çakallı'dan Menemen'i. Şoförler iyi bilir, meşhurdur. O da geleneksel ürün adı. O da yine tanımlanan çalışacağı üzere orada en az 30-40 yıl rüştünü ispat etmiş belli ürünlerin tescillenmesidir. Coğrafi işaret niçin coğrafi işaret almak durumunda üreticiler veya bölgeler? Şimdi şöyle bir örnekle dün yine bir muhabbet esnasında da anlattım. Bizim Artvin olsun, işte ülkemizde çeşitli bölgeler olsun, ülkemiz olsun üretim önemli. Niye önemli? Bakın bir örnek vereyim size. Ben bu işlerle de uğraştığım için hani bu şirketlerle falan bütün bu kuruluşları da ben yapıyorum. Dolayısıyla az çok bu veriler elimizde. Şimdi 2023'e kadar bu öngördüğüm şey Artvin genelinde 100 adet ulusal market olacak. Yani bu kaçınılmaz. Bu yönde gelişme var. Buna zincir mağazalar dahil değil. Artvin'de bir şubede günlük aşağı yukarı bugünün şartlarında 30-35-40 civarında, 40 milyar civarında bir ciro. Bunu 80 ile çarptığınız zaman ve lokasyona göre cironun yukarı veya aşağıya doğru da çıkma ihtimali var. Yılda 900 milyonun üzerinde bir meblağ nakit girdi. İl dışına transfer oluyor. Peki üretim niye önemli? Bizim gerçekten katma değer yaratabilecek ürünlerimizi ortaya çıkarıp tescilleyip pazarlama ve bunun işte markalaşma bağlamında gerçekten gerekeni yaparsa çıkan girdiği, daha doğrusu nakiti bir nebze olsun dışarıdan da alabilme durumumuz olacak. Bakınız Artvin'de ne kadar çay üretiliyor biliyor musunuz? 98 bin ton. Ama bir tane çay markamız yoktur. Bu bizim eksikliğimiz. İşte markalaşmada, işte tescillemede bizim eksikliğimiz. İstanbul'da 25. düzenlenen Emit Fuarı 9-12 Şubat tarihleri arasında başladı. İlk gün açılışına katılan İstanbul Artvinler Hizmet Vakfı Başkanı Esen Yağcı ve Kurucu Başkanı Atilla Öztürk fuar hakkında Artvin Valiliği standını ziyaret ederek gözlemlerini Artvin TV'ye açıkladı. Evet, Artvin standında şu anda Sayın Esen Yağcı ile beraberiz. Merhaba başkanım. Artvin standındayız. TÜYA fuarında neler söylemek istersiniz? Bugünkü fuara vakıf olarak aktif destek verdik. Bizler de görüyorsunuz. Artvin dışında yaşayan, İstanbul'da yaşayan pek çok iş adamımız da bugün buna katılım gösterdiler. Amacımız Artvin'i tanıtmak. Artvin'in turizmle büyümek zorunda. Turizmin dışında hiçbir şansı yok. Yöresel ürünlerin kaydedilmesi lazım. Artvin standındayız. Ne söylemek istersiniz Artvin TV'ye? Şimdi öncelikle böyle bir fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Tabii böyle bir önemli bir fuarda, turizm fuarında Artvin Valiliği'nin organize etmiş olduğu bu fuara katılım düzenlemesinde çok daha nitelikli, çok daha özel şeyler yapılabilirdi. Ama şu var ki bu bir başlangıç ve son derece anlamlı çalışmalar yapmış Artvin Valiliği. Dilerim ki gelecek dönemlerde İstanbul'da Artvin'le ilgili en önemli kuruluş olan Artvin'le Hizmet Vakfı'nın katkılarıyla ve işbirliğiyle çok daha anlamlı, çok daha yöremize ilgili tanıtıcı, turizm
şirketimizin potansiyelini artırınca çalışmaları yapabilme şansını elde edebiliriz diyorum. Ben aklımda Hizmet Vakfı'nın kurucu başkanı olarak ve şimdiki dönem arkadaşlarım, dönem başkanı arkadaşlarım her zaman işbirliğine dün de vardık, bugün de varız, gelecekte de olacağız. Birbirimizden ayrımız gayrımız yok. Biz hepimiz bir Artvin kültürünü, Artvin yaşamını hayatta tutabilmenin ve daha da geliştirebilmenin çalışmasını yapıyoruz. Dolayısıyla Artvinler Hizmet Vakfı'yla ki Sayın Valimizle iyi bir diyalogumuz var. Gelecekte bu diyalogun daha gelişerek yapıldığı takdirde vakfımız bir şemsiye göreviyle Artvin'in her bir yöresini, her bir ilçesini, her bir köyünü temsil eden derneklerle, sivil kitle örgütleriyle el birliği yaparak çok daha görkemli fuar alanları düzenleyebileceğine inanıyorum. Ve bol bol kete yiyebiliriz, bol bol hukuma yiyebiliriz, ikram edebiliriz. Ve tanıtımlarımızı çok daha anlamlı yapabilme şansını elde ederiz diye düşünüyorum. Çok güzel şeyler olacağına da inanıyorum. Ben böyle bir fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Böylesine güzel bir oluşumda öncülük yaptığınız için, Artvin'imizde sunduğunuz tüm katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. 28 sene olan bir çalışma. Hayırlısı bakalım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gündem Özel canlı yayınla bu akşam İl Milli Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Recep Kaya, Artvin Mesleki Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Ustak konuk olacak. Saat 21'de yayınlanacak programı izlemenizi tavsiye ederim. Evet değerli izleyiciler, yayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki yayında görüşmek dileğiyle.